もっと頑張ってるよね。Zaten periyodik olarak değerli belediye başkanımız, muhtarlarımız da bu görüşmeleri gerçekleştiriyor. Bugün bizim de Tırkağaç'ta önemli toplantılarımız var. Malumunuz 1 Kasım seçimlerine de çok az bir zaman kaldı. Tırkağaç'ımızın malum çevre yolları, bir takım çalışmaları, aşağı yukarı her konuda biz hükümet olarak, devlet olarak elimizden gelen her türlü yatırımı yaptık, yapıyoruz. Aynı zamanda yerel yönetimlerimize, belediyemize elimizden gelen bütün desteği veriyoruz. Bugün muhtarlarımıza aynı zamanda bir başkanım bir müjde daha verecek. Çünkü Kırkağaç Belediyesi'ne köyler mahalle olup devralından bu yana bütün köylerimiz şantiye haline geldi. Daha önce parke taşı eksik olan, tamamlanamamış olan yerleri hemen belediye başkanımız geçtiğimiz dönemde ihale yapmak suretiyle bütün köylerimizi parke taşını tamamlama yoluna gitti. Şimdi o birinci etap tamamlandı. Şimdi eksik kalan yerleri de tamamlamak üzere yine bir 40 bin metrekare, 40 bin metrekare bir parke taşı ihalesi daha yapıldı. İnşallah bunlar da tamamlandığında artık köylerimizin hep söylediğimiz şehir merkezlerinden bir farkı kalmayacak. Buralarda artık mahalle oldu dediğimiz için bunu da gerçekleştirmiş olacağız. Tabii Kırkağaç'ta şu anda zeytin sezonu. Her ne kadar bu sene mahsul az olsa da bu defa fiyatlarımız çok güzel inşallah. Kırkağaç'tan ta Akhisar bölgesi, Salihli'ye, Turgutlu'ya, Gördes'e kadar her yerde bugün zeytin hasadı başladı. 2 gün önce Zeytinli Ova'da, Akhisar'daydık. Hakikaten biraz zeytin az diye bu fiyatlar oldu ama zeytin ve zeytinyağı fiyatlarının artık bundan sonra çok eskisi gibi düşük fiyatlara gitme ihtimali yok. Çünkü ihracata çok büyük destek veriyoruz. Sadece zeytinyağına değil, sofralık zeytine de prim düşünüyoruz. Önümüzdeki yıldan itibaren inşallah sofralık zeytine de, zeytinyağında, yağlık zeytinde nasıl prim varsa şu anda, neredeyse litresine 70 kuruş, aşağı yukarı 15-20 kuruşa yakın zeytine prim vermiş oluyoruz. O zaman sofralık zeytine de en az 20-25 kuruşluk bir prim vermemiz lazım ki o hasat dengelensin, zeytinyağı ile zeytin dengelenmiş olsun. Bunu da inşallah önümüzdeki sezonda gerçekleştireceğiz. Toplantıda size bir şeyler vermek amacıyla toplantıyı bugüne erteledik. Geçen hafta Pazartesi günü bir 40 bin metrekare taş ihalemizi gerçekleştirdik. İhalemiz sonuçlandı. Tabii ki resmi prosedür gereği ihale bittikten sonra itirazlar falan bekleme süresi onun için bekliyoruz. İnşallah önümüzdeki günden itibaren şehir merkezimizde, beldelerimizde ve köylerimizde güzel geçiş kartlarak köyümüzün mahalle dönüşen köylerimizde taş taşıma işlerini hızlandırmasıyla bir yapılandırmada bir sıkıntı yaşadık. Biz de yeni yeni yapılandırmalarımızı gerçekleştirdik. Tabii fen işlerinde, bütün birimler fen işlerine bağlı olduğundan